söylemeden geçemeyeceğim. Dün 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 dün. Hoş geldin. Yine başladık halaya. Bu kimin halayı olsun? Yine Emel için çekelim bari. Bu ne halayı kızlar? Ben birinci olmuşum, onu halaya çekiyoruz. Ne? Çekmiyorum. Şimdi. Bu bileklikleri ne kadar zorluklarla Sündüz'ün elinden çıkardığını size anlatamam. Nasıl yani? Şimdi bu bileklikler ismi arkadaşlık bilekliği. Takıyoruz dilek dile. Aa, ay inşallah büyük ödülü ben alırım. Dilek söylendiği için olmayacak. Aa, o zaman başka o zaman bir şey olur. O zaman daha farklı versiyonuyla isteyeyim. Hayallerde ama bu nasıl bir dilek uzun? Evet ya, bildin. İyi misin Gamze? Yine o merdiveni gördüm. Su bana dokununca o merdiveni görüyorum. Hani mavi kapalı ve pembe kapalı hemen vardı ya. Hemen var mı? Maviye girmedim. Tamam. Su bugün Gamze ve Hanzade'ye arkadaşlık bilekliği hediye etti. Ben hiç samimi bulmadım. Kendisi söylüyor ya, Hanzade ile benim aram hep iyiydi. Hayır, Hanzade ile bizim aramız iyiyken hiç konuşmuyordu, öyle görüşmüyordu bile. Ama bizim arkadaşlığımız bozulunca tek kalmamak için o sulara yanaştı. Canım, sularınla beraber git buradan. Şimdi bu arkadaşlık bilekliklerini program bitene kadar elimizden çıkarmayacağız. Ki arkadaş olduğumuzu hatırlayalım ama rakip olduğumuzu unutmayalım asla diye. Ben suyun Gamze ve Hanzade'yi kullandığını düşünüyorum. Onlar aslında özünde iyi kızlar. Kalplerinde bir şey yok. Ne kadar arada atışsak da olabilir. İnsan anasıyla babasıyla tartışıyor. Çok normal ama suyun yine bir plan proje içinde olduğu aşikar. Su bugün bana ve Hanzade'ye arkadaşlık bilekliği hediye etti. Öncelikle tabii ki teşekkür ederim ve bu hareketini çok samimi buluyorum. Şu anda da level atlamış durumda, arkadaşlığımız ilerliyor. Ben samimi buluyorum. Bugün Su hediyeler aldın. Hanzade ve Gamze için bence sadece Betül kızdırmak için ve Hanzade ve Gamze inandırmak için o iyi arkadaş. Suyun bizi birlikte kalmasını, kimseyi kıskandırmasına bağlamıyorum. Öyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa da çok yanlış bir şey yapıyor. Çünkü gerçekten sevgi varsa birine karşı o birini kıskandırma amaçlı değildir. Öyle bir bileklik. Sündüz bunu aldı kaçtı. Dedi niye? Ben takacağım. Benim arkadaşım olmak istiyor galiba, biliyorsun. Herkes benimle arkadaş olmak istiyor. Söylemiş miydin bize aldığını? Söylemiştim. Arkadaşlık bilekliği demiştim. Bu arkadaşlar takar demiştim. Dedi biz zaten arkadaşız baştan beri. Hiç kavga etmedik. Bugün Su Gamze ve Hanzade'ye bir arkadaşlık bilekliği hediye etmiş. Asla samimi bulmuyorum. Her zaman söylüyorum. Bu yarışma bittikten sonra, şu kapıdan çıktıktan sonra kimse kimseyi tanımayacak. Sahte hareketler bunlar. Suyun bu yaklaşımlarını evet samimi buluyorum. Belki diğer kızlara samimi davranmamış olabilir daha öncesinde, Betül gibi. Ama bana samimi olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Umarım bu temiz kalbi, minnoş kalbimi yanıltmaz. Emel yine neler dedi biliyor musun Gamze? Gamze çok güzel bir kız. Kıyafetleri yakışıyor ona ama dünkü kombini gerçekten çok kötüydü. Gamze'nin bir tarzı olduğunu düşünmüyorum. Finali hak ettiğini de düşünmüyorum. Ya bana dün o yorumlardan sonra şurada giyiniyoruz dedi ki, tabii ki işte hazırlanırken kamera falan yok, sen o kadar kötü değildin dedi. Ben çok beğendim dedi. Gömleğimi daha podyuma çıkmadan çok güzelmiş gömleğin dedi. Bunları niye dedik ki şimdi? Sonra yani sinirleneceğim, sinirlendi olacağım. Ben bunları yüzüne karşı sormak istiyorum. Kadıköy mağazasına gidiyorum o yüzden. Hadi bay ben bay. Niye dediğini söyleyeyim. Çünkü fotoda Emel rakip olarak kendine kimi görüyor? Gamze'yi görüyor. Emel Başkan'la final savaşlarına hoş geldiniz. Aynen öyle. Çünkü ancak kendini finalde hayal etmesi zor ama fotoda hayal ettiği için Gamze'yle girerim diye düşünüyor. Evet, bence de. Hanzade, sen de Gamze'yi eleme potasının bir adayı olarak görüyorsun galiba. Şu anda ne kadar arkadaşım da olsa gözüken tabloda ikisini görüyorum yani. Gamze ve Emel'i görüyorum fotoda. Evet. Tabii bu haftanın puanlarıyla belli olacak. Dün herkesin evet puanları o kadar iç açıcı değildi. Bir Hanzade'ydi, iki ben. Diğer kızlar yine düşük puanlara sahipler hala. Ve büyük finale sadece 8 gün kaldı. Allah'ım! Allah, bu 8 günde ne yapacaksak artık elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım. Ben daha 3. ayıma girmedim. 2 aydır buradayım. Bir şekilde kendimi onlardan daha az ay kaldığım için daha fazla göstermem lazım kendimi. O yüzden de ben bugün ikinci kombinimi yapmaya gidiyorum. En iyiniz olmam lazım benim çünkü. Neden sadece Gamze ve Hanzade'ye bileklik verdin? Tabii ki Gamze ve Hanzade'ye bileklik verebilirim bu evde. Evet, Sündüz'le baştan beri burada olabiliriz ikimiz ama öyle bir arkadaşlık bağımız yok. Çok rakip olduğumuzu sürekli vurguluyoruz ama Hanzade ve Gamze'yle şimdiye kadar kavga etmedim. Bilekliği sadece arkadaş olsak bile. Çünkü mesela şu anda ben verdiğim mesela şeylere göre diyorlar ya, kim mesela birinci olur, kim ikinci olur. Hanzade ve Gamze'yi son sıralara koyuyorum. Gamze'yi özellikle. Hanzade'yi 3. sıraya falan koyuyorum. Benim isteğim tabii ki bu. Üzülmesinler diye. Çünkü ben sonuçta matematiksel olarak bu olaya
diye bakıyorum. Şey değil, duygusal olarak bakmıyorum. Bu arkadaşlıklar 8 gün içinde düşmanlığa dönüşebilir mi peki? Zaten son 8 gün kaldı. Arkadaşlığımızın bozulacağını düşünmüyorum. Bizim arkadaşlığımız dışarıda da devam edecek. Rakip olduğumuzu asla unutmamak için bileklik aldım. Betül'le arkadaşlığımızı zaten Betül tarafından, yani asla beni sevmediği için şimdiye kadar bozuldu. Kavga ettiğimizde bunları zaten açıkladı. Geri dönüşü olmayan bir şeydi. Ama Hanzade ve Gamze ile arada fikir ayrılığına düşsem bile böyle bir olayın yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Beğendiniz mi? Böyle kahvaltıya gidilir mi sence? Böyle kahvaltı gidebilirim. Rahat bir elbise, biraz kısa ama çocuklar birlikte gitmeyeceğim. Benim arkadaşlar birlikte gideceğim. O yüzden gayet şık. Suyun Gamze ve Hanzade'ye arkadaşlık bilekliği almasını samimi buluyor musun Sündüz? Tabii ki samimi buluyorum. Burada hepsi biz arkadaş ama samimi değiliz. Yarışmadayız ama ne zaman çıkıyoruz belki birbirine tanımayız. Belki kaç tane yarışmacıyla daha konuşuyoruz. Belki kimse beni konuşmayacak ki. O yüzden samimi bulmayacağım. Su kalmıyor tek. Mesela Betül tek şimdi. Herkes onun arkadaş. Herkes bizimle konuşuyor ama su olmaz. Samimi olması lazım. Şimdi kim buldum? Yazık Hanzade ve yazık Gamze. Onlara ulaşıyor. Şimdi bir eklik aldık. Yarın bilmem ne alacak. Ondan sonra başlıyor gaz vermeye. Ondan sonra patlık. Ama su, seninki planlar bir şey kalmadı. Artık kark biz finaldayız. Bir hafta kaldım. Bize bir şey kalmadı. Suyun bu şovunu samimi bulmuyorsun galiba. İnanmıyorum. Ne zaman onlar arkadaşlar yani samimi? Ne zaman samimi oldular? Ne zaman kavga birlikte yaptın Betül birlikte? Ondan sonra samimi. Hani önce neden samimi olmadın? Ne zaman fırça veriyorsun onlara? Hanzade küpe yaptın. Ona gaz verdin. Betül ona patladı jürinin yanında. O zaman neden seninki orada arkadaş da olmaz o zaman? Emel Gamze'nin bir tarzı olmadığını düşünüyor. Gamze onun tarzın var ama kendisi bir tarzın böyle dar sevmiyor. Küçük bir şeyler seviyor onunki. Ama böyle bir çok güzel bir tarzın değil. Şimdi kahvaltı için kokuyorum. Daha iddialı bir şey giyeceğim. Sonra fazla bulacak. Çok kötüyüm, çok kötüyüm. Bugün çok gergin, çok kötüyüm, çok kötüyüm. Bugün daha karar almadım. Şimdi çıkıyorum ben. Merhaba. Hadi kombinini anlat bana Hanzade. Üzerimde çok şık bir eşofman takımı var. Alt tarafında böyle şalvar pantolon tarzında çok tarz, yanlarından böyle cepleri olan gerçekten çok şık bir eşofman takımı var. Şöyle arkasına döneyim hatta. Üzerinde de böyle fermuar detaylı, önden açılıyor. İsterseniz aslında içine beyaz tişörtle giyebilirsiniz ama ben şahsen böyle kullanmayı tercih ederim. Kollarında detayları var ve bayağı şık bir eşofman takımı. Merhaba. Merhaba Su. Kırmızılar içinde bir Su. Sen neler giydin Su? Çok güzel bir etek giydim, paraşüt. Bunları hep çekebiliyorsunuz yukarıya kadar. Üstüne de kırmızı bir spor bir şey giydim. Tabii ki bunun detayları olduğu için belki bunu tercih etmeyip daha düz bir kırmızı giyerim. Ama kırmızıyla siyahı hiç sevmedikleri için ya beyazla giyerim ya yine kırmızıyla giyerim. Dedim biraz şıklaştırayım, Emirgan'a gidiyorum mademse. Bir tane tek mant ayakkabı giydim. Saçlarımı da toplarım çünkü bunun çok böyle yakası falan, boynum kısa biliyorsun. Benim boynum kısa oldu. Şimdi büyük ödülü de almam lazım. Aşağıda şimdi mesela Sündüz bana diyor ki bu elbise sana olmamış proporsiyon olarak. Senin boyun kısa. Ben diyorum çünkü benim boyum kısa. Proporsiyonu da düzgün olmadığı için büyük ödül bende. Senin nasılsa proporsiyonun düzgün. Ne ihtiyacım var ödüle? Olmaz mı? Mesela Sündüz diyor ki şey bizim jetimiz var mesela. Lazım mı? Almasın büyük maşallah ödülü. Programda bir tek bizim jetimiz yok herhalde. Emel'in var, Sündüz'ün var. Neymiş bu jet? Nerede satılıyormuş acaba? Yeşilköy pazarında satılıyor. Ay, geçen gittiğimde gördüm. Böyle koymuşlar boydan boya jet. Aa bizim ama şey ikinci el ama ikinci el öyle birinci el. Aa onlar ikinci el biliyorsa biz o zaman yani sıfır falan vermemiz lazım. İkinci el şey sıfır değil yani bu Yeşilköy pazarında olan. İkinci el jetler. Çok uygun fiyata Allah kız. Allah. Hem de iki alana bir bedava. Sündüz seni hedef aldı Su. Su olmaz. Samimi olması lazım. Şimdi kim buldum? Yazık Hanzade ve yazık Gamze. Onlara ulaşıyor. Şimdi bir eklik aldık. Yarın bilmem ne alacak. Ondan sonra başlıyor gaz vermeye. Tamam yalnız kalamıyorsan şey onu yalnız bırakmam ya. Tamam şey ben seni yalnız bırakmam. Ne zaman? Ne zaman gazlamayı başlayacağım? Zaten 8 gün kalmış yarışmanın bitmesine. 8 günde gaz versem ne olur, vermesem ne olur? 8 günde yalnız da kalabilirim. Biz zaten burada diyoruz arkadaş olabiliriz ama rekabeti asla hiçbir zaman unutmadık diyoruz. Ama kızlar bunu anlamak istemiyorlar. O zaman niye hemen bilekliğin üstüne atlayıp ben takmak istiyorum dedi. Eğer arkadaşlık sevmiyorsa o zaman arkadaşlık bilekliğimi de alıp takmasaydı koluna.
Onlar zannediyorlar ki böyle biz bir araya gelince sen, ben, Gamze sabahtan akşama onların hakkında konuşuyoruz zannediyorlar. Ama hakikaten hiç alakası yok. Yani bizim konuştuğumuz konular işte jüri karşısında ne giyeceksin, ne yapacaksın, işte kendini iyi hissediyor musun ya da ben kendimi iyi hissediyorum, bugün şöyle puan alabilirim bence gibi yorumlar yapıyoruz. Yani kalkıp da ne Sünüz'ün hakkında ne Betül'ün hakkında konuşmalarımıza zaman da yok zaten, fırsat gerçekten da yok. Gerçekten teşekkürler. Teşekkürler. Sen bileklik olayına ne diyorsun Hanzade? Ben zaten hediyeleri severim. Su da bana kibarlık yapmış, bir hediye almış, arkadaşlık bilekliği. Evet, biz Su'yla bir arkadaşlığımız var burada. Ben Su'yu seviyorum. Ben de seviyorum. Onu da beni sevdiğini düşünüyorum. O yüzden de ama şu da bir gerçek ki burası bir yarışma ve finale çok az kaldı. Benim tabii ki rakibim Su. Sonuç olarak Su benden daha fazla aydan beri burada. Su'nun tarzını da beğeniyorum. Tabii benden daha iyi olmasa da fena değil yani Su'da. Ama bir eğer ki üç kişi arasında önce kendimi görmek istiyorum. Böyle olanlar listesinde ve bir de Su'yu görmek istiyorum. Teşekkürler. Üçüncüde ben de zaten artık seni kafamda yani hala karar veremedim kim olduğuna dair. Ama iki kişi ben de biz kendimce yani herkes şu anda kendince bir liste yapıyor ya bu, böyle evet bir akım başladı. Ben de kendimce aşağıda bir liste yaptığımda kendimi birinci olarak, Sündüz ikinci olarak ama matematiksel olarak seni üçüncü olarak gördüm. Çünkü hatırlarsan Betül de sabah beni asla finalde görmüyordu. Halbuki benim daha çok koruyan var. Ama halbuki kalp olarak? Ben daha çok. Kalp olarak tabii ki sen ve Gamze'nin olmasını isterim. Ama şu anda matematiksel baktığımda Gamze'nin olma olasılığı daha düşük oluyor. Tabii bugünden sonra toparlar. Evet. Yükseltir puanları, hiç belli olmaz. Çünkü bir günün puanıyla değil, bir haftanın puanıyla.